Herkese Türk MMO'dan merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir browser game'li sizlerleyim. Neden böyle konuşuyorum? Hiçbir fikrim yok. Lanet olsun. Ya yok öyle değil. Merhaba arkadaşlar. Elektrikli Game diye bir oyunu sizlerleyim. Kendisi kapalı beta'da. Yani oyunun adı enteresan. Bana bu oyunu ofisten iteleyen arkadaşlarıma selam gönderiyorum. İtelemek demeyelim ya. Niye böyle enteresan oyunları bana yolluyorlar onu bilmiyorum. Şimdi ırklar var. Petler işte. Biz ne seçelim ki? Militarist olarak 2 miymiş? Ekonomi olarak Oketing iyiymiş. Ne yapacağız? En para en pul istiyorum. Affinity yalnız bunu bilmiyorum da. Yine en şeyi Asura ya. Next diyelim. Oyuna ilk bakış yapıyoruz ha. Dur. Grigin. O ne oğlum lan bildiğin gölü o. Köylümsü. Köylüm Trak. Hangi bölgede başlasak? Harekete 4 bölge. Şurada su daha fazla burada başlayalım. Bir orada diyormuş biri. Orada kara hacmi daha büyük olduğu için oranın içinde kalır falan. Arkadaşlar oyun yükleniyor. Valla böyle bir oyun uzun zamandır ilk defa inceleyeceğim. Neden diyecek olursanız bayağıdır böyle strateji oyunları falan kafasında takılmıyorum ya. Browser game olunca bir de hep böyle fantastik geliyor bana biraz. Hey, fun for Erectus. Erectus'unuza sahip çıkın. O. Ne yaptın müdür? Welcome to the world of Erectus. My name is Valdi. I will be your advisor. Tamam birader kanki misin benim? Bina mı yapacağız? Oha upgrade level 4 mü? Bire ne oldu lan? Close. Tamam kanki. Aa şeyi yükseltiyoruz. Bu oha hacı nasıl yükselteyim ben bunu level 6 ya. Ben o ana binayı yükselttim ya orada bir hata yaptım ya. Valla. Neyse evet. Kısaca ilk bakışımıza şöyle bir geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi klasik MMO. Strateji oyunlarından bir tanesi. Yine yeniden. Şu hacı arkamdaki dayıyı hiç sevmedim. Çok böyle acayip bir adam. Neyimiz var? İşte şey metal madenimiz var. Burada command post'a gittim Apache gibi bunu bastım. Tarlalarımız var. Tam level 6'ya çıkaracağız. Quest'imiz bir şey bizim. Ben gittim hemen cart diye basınca diğerine. Bu yemek şeyimiz var. Ambarımız var. Sonra var. Burada herhalde kendi kaldı. Evet işlerimizin şey yaptığı yer. Bunlar evler, kaldıkları yerler. Invite friends. Facebook üzerinden arkadaşlar benim kapalı betada bu arada görüşmemizi bekliyor. Ben de çok karizmatik bir adamım. Ha, yok bu benim general. Bu amele bu general. Ülkünüzü seçerken neye göre gideceğiniz taverna 0. Mesaj 0. Report 0. Align 0. 0. Fena yapmamışlar ya. Ha valla yapmamışlar. Tamam la. Burada aa. Su şeysi. Vice. Ama oğlum benim seçtiğim mekan böyle değildi ya. Orada bir ayıp ettiniz bana sanki ama neyse. Activate protection bonus. Tamam hadi yapalım. Activate. 5 golda. Kaç golüm var? 10. Aa. Bunlar arkadaşlar farm bonusları herhalde. Yukarıdaki işte bu altın kısmından şey ettiriyoruz oraya. O da bara demek. Oradan bonus hareketi daha fazla herhalde geliyor. Remaining manhouse. Şurası neymiş? Incoming atak. Ha, bize gelen ataklar. Bu karşıya giden. Bu ne? Reinforcements falan filan. Forumu buradan açılıyor. Grigions. Aa editleyelim hemen. Selamın aleyküm köyü. Bu ne kadar çirkin bir adamım ya. Arkadaşlar bu building history buradan bir tane şey kakışlamışız adını değiştirmişiz falan filan. Bu klasik bir oyundan farkı nedir? Ya bu tarz oyunlar aslında çok böyle ho diye göstermek istemiyorum da. Tamam la. Ne lazım? Ne bileceksin bizim? Neyim yok? Gelip odunların hepsini diğer tarafa kakışlamışım ondan. Arkadaşlar yani saatlik olarak yine bildiğiniz klasik bir MMO strateji oyunu. Hani böyle bir oyuna başlayıp denemek ister misiniz bilmiyorum. Ben genelde MMO stratejileri çok sevmem ama oynayabilirim yani emin değilim. Biraz daha klasik alışmış olduğumuz MMO stratejilerden daha başarılı grafikleri var. Yani Travian'ın ya da işte ne bileyim. İşte klanların falan bir üst seviyesi. Görmüş olduğunuz gibi yani çocuksu grafiklerden ziyade biraz daha realistik grafikler kullanmışlar oyunda.
Bunun dışında işte hani helperiniz vesaireniz biraz daha önünüzde, böyle ön ekran biraz daha değerli toplandı. Bayağı bir şey, normal bilgisayar oyunu yani setup exit game oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama bu çok kötü oldu yalnız ya. Türk MMO yapak. Yaptım. Tamam, Türk MMO köyü de koyduk. Bak, bildiriyor musunuz Game Money abi burada. Game Money'e tıklayalım. Bakalım neler açacak bize. Ha işte intro bilmem ne. Gold Money vesaire kısımlarını anlatıyor arkadaşlar. Yani şu anda oyunun Türkçe seçeneği yok ama bence başlamak için çok da fena bir oyun değil gibi geldi. Yani bu böyle bir oyunu zaten çok fazla anlatılacak bir kısmı yok görmüş olduğunuz gibi. Biraz yukarıdan başlıyor. Şeyler beta'da olduğu için hani işte madenler hızlı gelişim falan diye yapmışlar sanırım. Ama oldukça eğlenceli bir oyun gibi geldi. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bence çok da hani denenmeyecek bir oyun değil. Hoş bir oyun gibi duruyor. Burada kendileri hintler de vermişler. Şu şekilde basmanız, bu şekilde basmanız lazım diye. Tabi biraz daha geliştikçe yapacağız. Oyunun hoş bir müziği vardı. Arka planda benimkisi açık gene. Ama artık değil. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fena bir oyun değil. Ben tavsiye ediyorum şimdilik bir ilk bakış videosunda. Yani kendi strateji oyunları içerisinde 10 üzerinden 7 veririm diyebilirim. Kendi yani şeyler, yani browser strateji oyunları içerisinde. Fena bir oyun olmamış diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani ilerleyen zamanlarda şöyle ben de kasmaya devam edeceğim. Savaşlar vesaire nasıl, onlar hakkında bilgilendirme yapacağım. Tekrar tekrar söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.